Merhabalar arkadaşlar, ben Büşra, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapacağız? Bugün biraz kütüphane kurcaladım ve size çok sevdiğim iki tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Birisi korku, diğeri ise satranç. Stephen Zweig'ın bu kitapları beni gerçekten çok derinden etkiledi. Neden mi dersiniz? İnsan psikolojisini o kadar muazzam anlatmış ki, yani ben dedim bir yazar olsaydım bu kadar cüretkar, bu kadar derinlemesine inerek bir yazı yazabilir miydim diye. Helal olsun diyorum öncelikle. Bunlar böyle 60-70 sayfalık kitaplar, belki çerezlik olarak düşünebilirsiniz. Normalde ben fantastik kitap okuyorum. Fantastik kitapların da bilirsiniz en kötüsü 200-300 sayfa oluyor ve bunlar seri olduğu zaman daha da fazla sayfaları oluyor. Bu kitapları ben dedim ki serilerin aralarına çerezlik olarak alayım. Ama baktım ki çerez olunabilecek kadar hafif bir kitap değil. Gerçekten bir tanesini okudum. Yani bir tanesi beni 3 gün, 4 gün, 5 gün, 1 hafta, hatta ömür boyu bazı şeyleri düşünmeye sürüklüyor. Yani o kadar derin yazılmış bir kitap ki, ikisi de öyle. Hatta Zweig'ın bütün kitapları böyle. Bir insan diyorum 50 sayfaya, 60 sayfaya bu kadar derin düşünceleri, bu kadar insan psikolojisini nasıl sığdırabilir? Sığdırabiliyormuş demek ki. Bu konuda eline su dökecek başka yazarlarımız da vardır elbette ama kendisi de üst düzeylerde, nirvanalarda. Şimdi Zweig'den biraz bahsetmek istiyorum. 1881 yılında Avusturya'da dünyaya gelmiş. Öncelerinde şiir yazmış, birçok yazarla, birçok şairle tanışmış. O aralar böyle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın olduğu sıralara denk geliyor yaşam öyküsü. Bu nedenle hüzünlü bir bitimi var. Ben üzülüyorum o bitimi duydukça, gördükçe, okudukça. Keşke böyle olmasaydı diyorum ama yine de en azından bize güzel şeyler bıraktığına inanıyorum. Şimdi biraz satrançtan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar satranç kitabı 3 karakterden meydana geliyor. Bir gemide yaşanıyor. Satranç deyince aklınıza işte oyun mu anlatıyor, bu nasıl bir şey diye gelebilir ama oyun da anlatıyor ama oyunun içerisinde neler var bir bakın görün yani. Ben şok oldum diyebilirim. Normal şartlarda, biraz spoiler vermek de istemiyorum ama 3 kişinin bir satranç oyunu üzerindeki bütün kişiliklerini, karakterlerini ve yaşamış olduğu bütün travmaları ortaya koyduğunu göreceksiniz. Kitabı okuduktan sonra normal şartlarda dediğim gibi biraz sinir olunacak tipler. Hepsi teker teker. Ya şuna bak diyorsunuz, birine ne kadar hırslı, diğerine diyorsunuz ki ne kadar kendini beğenmiş, öbürüne de diyorsunuz ki nasıl bir güç müptelasıdır, nasıl bir böyle hırs aşkıdır falan. Ama ben üçüne de ayrı ayrı üzüldüm. Çünkü orada küçük ufak kesitler var arkadaşlar ve bu kesitler de bu insanların başlarına gelen yaşadıkları kötü travmatik olaylardan bahsediliyor. Spoiler vermemek için fazla içine girmeyeceğim olayların ne olduğunu ama en sonunda kapattığımda dedim ki yani dedim üçüne de üzüldüm. Üçüne de ayrı ayrı üzüldüm. Çünkü geçmişte yaşadığımız travmatik olaylar var. Belki bizim hatırımıza bile gelmeyen. Hatırımıza gelenler zaten onlar ayrı. Onları hiç hesaba katmıyorum. Bu travmatik olayların hayatımızı, geleceğimizi ne kadar etkilediğini görebiliyoruz. Ve insanlar hakkında diyorum ki ön yargılı olmamamız lazım. Ben bu kitaptan bu dersi çıkardım. Ön yargı gerçekten çok kötü bir şey. İnsanların neler yaşadıklarını bilemiyorsunuz. Bizim neler yaşadıklarımızı da insanlar bilemiyor. O yüzden diyorum ki bu ön yargılarımızdan biraz arınsak birbirimizi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi gelelim korkuya. Bu korku var ya, bu Bayan Irene var ya, bu Bayan Irene, okuyan bilir, okumayan da mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada da şu anlatılıyor, Bayan Irene'nin çok muazzam bir hayatı var.
Para desen var. Evler, barklar, çoluk çocuk, işte ilgili avukat bir koca. Ondan sonra her şey çok güzel, muazzam falan. Sanırım bu hanımefendiye biraz rahat batıyor diyebiliriz. Çünkü orada fazla arkadakine, yani arkadaki düşüncesinden bahsetmemiş sürekli, neden yaptığına dair. Onu biraz okura bırakmış. Ben biraz rahat battığını düşündüm açıkçası. Kocasını aldatıyor. Kocası avukat. Ondan sonra bu aldatırken bir gün birisi bunu yakalıyor, bir bayan. Ve buna böyle sürekli tehditler, para sızdırmalar, böyle şantajlar, bir sürü bir şeyler falan. O dönemde yaşadığı korkulardan bahsediyor. Şimdi ben buna bir alıntı bırakmak istiyorum. Çok sevdiğim bir fantastik seriden. Zaman Çarkı serisi, belki okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Şu an 5. kitabındayım. İnşallah 14 kitabı da tamamlamak niyetindeyim. Ondan sonra onun da yorum ve tanımını yapacağım zaten sizlere. Oradan bir alıntı geçmek istiyorum. Korku, eğer başa çıkamazsanız sizi öldürür. Ne kadar anlamlı bir alıntı olduğunu korkanlar bilir. Yani hepimizin korkusu vardır, hepimizin korkuları vardır ama korku dediği gibi, burada bize anlatmak istediği gibi, insana ne kadar fena şeyler yaptırabiliyor. Bu kitap neden beni bu kadar etkiledi biliyor musunuz? Zweig'in insan psikolojisini başta da dediğim gibi acayip bir şekilde derinlemesine işleyişinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani bakıyorum, diyorum ki bu kadar anlatılırdı. Bir korku, insanın içerisine düşen korku ancak bu kadar yazıya dökülebilirdi yani. O yüzden beni çok etkiledi. Buradan bir alıntı okumak istiyorum size. Çok güzel bir paragraf, hoşuma gitti. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Kocası bir zamanlar avukat olarak karşı karşıya geldiği bir sorgu hakiminden söz etmiş. Koca avukat ya. Bu adamın bütün marifetinin, bütün sorgu boyunca miyop gözleriyle önündeki belgeleri inceler görünmek ve tam can alıcı noktada bir soru sorarken bakışlarını yıldırım gibi kaldırıp bir hançer gibi sanığın üzerine saplamak olduğunu söylemişti. Bir şimşek keskinliğiyle parlayan bu yoğun dikkat karşısında sanık soğukkanlılığını kaybediyor ve özenle kurduğu yalanını sürdüremez oluyormuş. Bu ya beni çok etkiledi. Gerçekten güzel bir taktikmiş. Hayatımın bazı alanlarında kullanmayı denemeliyim dedim hatta. Bu şekilde bir kitap. Arkadaşlar dediğim gibi 60-70 sayfalık bir kitap. Ama ne olur çerez niyetini almayın. Çok düşündürücü kitaplar bunlar. İçerisinden birçok ders çıkarabileceğiniz kitaplar. En gıcık olduğunuz tipler. Arkadaş bu nasıl bir tip? Ya ben olsam böyle yapmazdım. Bu ne yapıyor falan dediğiniz tiplerin iç dünyasını, duygu dünyasını mükemmel şekilde anlatıyor. Memnun kaldıysanız Zweig'in diğer eserlerini de yorumlayacağım arkadaşlar. Zamanla. Şu ana kadar 7 kitabını okudum. Devamını da getireceğim inşallah. Memnun kaldıysanız beğen butonuna tıklar ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın efendim. Don't pop it like Molly.